Tekrar merhaba, şimdi konu pekiştirme 3'teyim. Sorularımızı çağırıyoruz. Ve ilk sorumuz bu. Soruda diyor ki, x'in değeri kaçtır? Yani bizim bir şekilde x'i ne yapmamız lazım? Yalnız bırakmamız lazım. Ben şöyle düşünüyorum, bu soruda şunu yapalım. Her iki ifadenin kuvvetini, şimdi şöyle yap, 5 üzeri eksi x eşittir 4 ya. Bunların kuvvetlerini eksi 1 ile çarpayım. Şurayı da şöyle eksi 1 ile çarptım. Bu durumda şurada 5 üzeri x oluşur. Burada da 1 bölü 4 oluşur. Hani üstü sayılarda kuvvetler aynı sayıya çarpılıp bölünebiliyor diye onu kullanıyorum şu an. Son bunları yer değiştireceğim. Yani bunları derken onu da işaretleyelim. Şu x ile şuradaki 1 bölü 4'ü yer değiştiriyorum. Değiştirdiğimiz zaman Logaritma 5 tabanında 1 bölü 4 geliyor. Ve x de bu şekilde yalnız kalıyor. Evet x'imiz bu olmalı. Cevap nerede görünüyor? E şıkkında görünüyor. Tamam değil mi? Pekala. Şimdi burada ne demiş? A çarpı B kaçtır diye sormuş. İlk önce buradan yola çıkalım. Ne yapacağız? Bunları yer değiştireceğiz. Yani 4 üzeri 2 eşittir A. Yani buradan A sayısı ne çıktı? 16 çıktı. Tamam. Bir de şuradan çalışalım. Burada da ne yapacağız? 6 üzeri 1 eşittir 3B. Zaten burası 6. 6'yı 3'e böldük. B'de ne geldi? 2 geldi. Bize bunların çarpımı sorulduğu için şunları çarpıyoruz. 2 kere 16'dan 32. Cevap değişikliymiş. Şimdi soruda nasıl bir durum var? İlk önce şöyle yapacağım. Burayla şu sıfırı yer değiştireceğim. Yani şöyle olacak. 0,3 üzeri şöyle sıfırıncı kuvvet eşittir. 3 eksi logaritma 2 x eksi 1. Şimdi 0 üzeri 0 hariç herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti hep 1 olduğu için buna 1, burası 1, Şimdi 3'ten ne çıkarsa 1 kalır diye düşünelim. 2. Demek ki şurası nedir? 2'dir. Bak. Şura 1'e eşit ya. 3'ten 2 çıktı 1 oldu. Tamam mı? Burası 2 yani. Peki onu tekrar yazacağım. Logaritma 2 tabanında x eksi 1 eşittir. 2. Sonra şunları yer değiştiriyorum. 2 üzeri 2. x eksi 1. 2 üzeri 2 4 olduğu için 1 de buraya gittiğinde sol tarafta 5'i oluşturuyor. Cevabımız nedir? 5'tir. A şıkkını şartlıyoruz. Evet. Bir bakalım ne var elimizde. Şimdi burada mutlak değer çizgisi var da tamam. Şimdi bir mutlak değer 1'e eşitse içi ya 1'dir ya eksi 1'dir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Onun içinde şöyle bir şey var. Logaritma iki tabanında x artı 3 eksi 1 var. Bu 1 olabilir veya veya aynı tekrar yazıyorum. Logaritma 2 tabanında x artı 3 eksi 1. Bu eksi 1 de olabilir. Şimdi buradan yaparsak logaritma 2 tabanında x artı 3 bu 1 buraya gitti. 2 oldu. Şunları yerleştirelim. 2 üzeri 2 eşittir. x artı 3 burası 4. 3 de buraya gitti. Burada 1 kalıyor. X'in değerlerinden biri neymiş? 1'miş. Bunu bir alalım. Şuradan devam edelim. Bu buraya gitti zaman 0 oldu. Yani şunu göreceğiz. Logaritma 2 tabanında x artı 3 eşittir 0'dır. Bunları yerleştiriyorum. 2 üzeri 0 x artı 3. Şimdi şurası 1 yaptı. Bu da buraya gitti. Eksi 3 olarak. Burada eksi 2 kaldı. Yani x'in ikinci değeri de neymiş? Eksi 2'ymiş. Bize bunların neyini sormuştu? Çarpımını sormuştu. Çarptığımız zaman neyle karşılaşırız? Eksi 2 sonucuyla karşılaşırız. Cevabımız B olacak. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Burayla burayı yer değiştirelim. O zaman x artı 1'in küpü eşittir. x küp artı 3x kare artı 7. Yani orayı olduğu gibi yazdık tamam mı? Ee, tabii X artı 1'in küpünüz e, açabilmen lazım burada. Hatırlayalım bu çok temel bir e, özdeşlik açılımı. X küp artı 3X kare artı 3X artı 1 yaptı. Buranın açılımı. Sağ tarafta olduğu gibi tekrar yazıyorum. Bak gidenler var görüyorsun değil mi orada. Şu X küpler gitti. Sonra 3X kareler de gitti. Şunlar kaldı. Bu bir de buraya giderse 6'yı oluşturuyor sağda. 6'yı da 3'e bölersek x'imiz neymiş? 2'ymiş. Çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Tek elemanlı bir tane çıktı çünkü. O yüzden cevabımız D olacak. Burada hani bulup bulur bulmaz gidip de 2'yi işaretleme. Bak sağ çözüm kümesindeki eleman nedir demiyor. Kaç elemanlıdır diyor. O tür şeylere dikkat et yoksa hata yaparsın. Ne demiş? 4 sayısının hangi tabana göre logaritması 2 olur? Yani şöyle düşün. Öyle bir taban var ki biz bunu bilmiyoruz. X diyelim. Ee, 4 sayısının logaritmasını alacağız bu tabana göre. Ve değeri x e, pardon 2'ye eşit olacak. E, bitti. Buradan X kare eşittir nedir? 4'tür. X'in aslında 2 değeri var burada. 2 de olabilir. Veya eksi 2 de olabilir. Ancak logaritma da ne burası ne de burası negatif olamaz. O yüzden de eksi 2 olamaz. Yani cevabımız 2 olmalıdır. Nedir yani? B şıkkı. Oldu değil mi? Şurada eksi 2'yi neden almadığımızı anladın. Bunlar negatif olamıyor. İkisi de pozitif olmalı. İleriki konularda bunun üzerinde daha detaylı duracağız. Hani en geniş tanım aralığı konusunda. Şimdilik bu küçük bilgiyi verdim ben. Şimdi burada ne yapsam diye düşünüyorum. Şöyle bir değişken değiştirelim. Yani logaritma iki tabanında x'e bir harf atayalım. Mesela a diyelim. Buraya bir yazalım onu. a kare artı 3a artı 2. Tabi burada çarpan ayırma çıkıyor karşımıza. a artı 2 sonra a artı 1 eşittir 0. Yani a'nın değerlerinden biri eksi 2 diğer değeri de neymiş? Eksi 1. Şimdi işimiz bitmedi. Buraya geri geleceğiz. Şuraya geri geliyoruz. Ee, ve şunu yazacağız. Demek ki logaritma 2 tabanında x eksi 2 olabilir. Veya 2 tabanında x eksi 1 olabilir diyeceğiz. Sonrasında şuna yer değiştiriyoruz. 2 üzeri eksi 2 eşittir x. Buradan x 1 bölü 4 geldi. Tamam. Buradan da 2 üzeri eksi 1 eşittir x. X de buradan 1 bölü 2 geldi. Soru bize kökleri çarpımını sorduğu için ne yapacağız? Bunları çarpacağız tabii ki. 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 çarparsak 1 bölü 8 olur. Cevap A şıkkında. Şimdi bunu nasıl halletsek diye düşünüyorum. İlk önce şu sayıyı 10 üzeri kaç diye yazabilirim? 1, 2, 3, 4, 5. Hani Birin sağında 5 tane sıfır varsa orası 10 üzeri 5 diye yazılır. İki işi birden yapalım. Hem bunu yer değiştirip hem de bunu 10 üzeri 5 diye yazalım. O zaman x artı 3 üzeri 5. Burası da ne oldu? 10 üzeri 5 yaptı. Şimdi böyle bir eşitlikte kuvvet tekse direkt tabanları birbirine eşitliyorsun. Yani kuvvetin altındaki ifadeleri. Ee, ama burada şöyle bir gireyim. Mesela burası 6 olsaydı. Tamam mı? 6 olsaydı bunları eşitleyecektik bir bir de zıt e, olarak eşitleyecektik. Yani 6 olsaydı x artı 3'ü bir de eksi 10'a eşitleyecektik. Onu söylemeye çalışıyorum ama burada tek kuvvet olduğu için sadece 10'a eşitleyeceğiz. Evet. 10 dedik ve buradan da x değeri kaç gelecek? 7 gelecek. Nerede? E şıkkında. Evet. Soruda neler sorulmuş bize ...eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye sormuş. Ee, şimdi şurayla... ...bak şurayla 5'i yer değiştiriyorum. O zaman 3 üzeri 5 eşittir x üzeri 10 oldu. Evet. Burada başka oyunlar oynamalıyız. Şöyle yapalım. 3 üzeri 5 eşittir x karenin... E, Bakayım bir. Evet. X karenin 5. kuvveti diyeceğiz. Şimdi kuvvetler tek olduğu için sadece e, bu alttaki ifadeleri birbirine eşitliyoruz. Yani x kare eşittir 3'tür. Buradan da bunu sağlayan x eşittir kök 3, x eşittir eksi kök 3'tür. Şimdi ikisi de olur mu? Soru bu. Şöyle düşüneceğiz burada. Logaritmada, hani burada bir taban var. Bir de burada bir sayı var değil mi? Bunların ikisinin de pozitif olması lazım. E şimdi sen eksi kök koyduğun zaman e, bunu 10. kuvvetle pozitif olduğu için bunda da sorun yok. Yani bunu alıyoruz. Kök de zaten sıkıntı yok. Bunu da alıyoruz. Evet ikisini birden alacağız. Kaç farklı x değeri vardır dediği için cevabımız 2 tane olacak. Ama hani şöyle olsaydı mesela logaritma 3 tabanında x eşittir bir şeyler olsaydı da biz x'i kök 3 eksi kök 3 bulsaydık o zaman bunu alamazdık. Çünkü eksi kök 3 burayı ne yapıyordu? Negatif yapıyordu. O zaman bunu ne yapacaktık? İptal edecektik. Tamam mı? Bize şimdi f ters 2 nedir diye sorulmuş. Ben bu soruyu şöyle çözeceğim. f ters 2 a olsun. Buradan da f a eşittir ne olur? 2 olur. Hani fonksiyonda iç alışı yer değiştirince tersi geliyordu. Zaten ters olduğu için düz olmuş olacak. Sonra ben e, şu fonksiyonda x gördüğüm yere a yazayım. Eksi 2. 3 tabanında a artı 1. Bu eşittir 2. Bu eksi 2 sağa gitti. 4 oldu. Şöyle. Sonrasında da bunları yer değiştirelim. 3 üzeri 4. A artı 1. 3 üzeri 4 81. Biz de buraya attık 80 oldu. Bize A'yı soruyor mu? Şimdi neyi soruyor ilk önce? F değerini soruyor. Biz ona A demiştik zaten değil mi? O yüzden cevabımız A'dır. Yani 80'i işaretleyeceğiz. E şıkkı. Şimdi burada şunları bir yer değiştirelim. 3 üzeri 0 eşittir 2 artı sinüs alfa. Bu zaten 1 oldu. Bu da buraya gitti. Eksi 1. Yani sinüs alfa ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Burada şöyle bir birim çember çizeyim de. Hani trigonometride ezberindedir ya da değildir bilmiyorum şu an. Ben burada göstermeye çalışayım. Şimdi sinüs ekseni şuydu. Sinüs ekseni. burada 1 değerini alıyor. Şurada da eksi 1 değerini alıyor. Yani o zaman aslında açımız kaç derece? 270 derece görünüyor. Şimdi o zaman eksi bir olan yer bura olduğu için buraya odaklanıyoruz. Burada bizim kosinüsü bulmamız lazım. Bu noktanın adı tam adı kaçtır? Sıfıra eksi birdir. Şimdi hani bu noktada ilk ifade kosinüsü ikinci ifadesini verdiği için burada kosinüs alfada neye eşittir diyebiliriz hemen sıfırdır diyebiliriz ve demeliyiz de zaten. Cevabımız bu olacak. C şıkkı. Sıkıntı yok değil mi? Şu birim çemberden e, olayı anladık. Geçiyorum. Şimdi bayağı bir işimiz var. İç içe bir sürü durum var. Bir kere ben şu 3 üzeri 0'ı bir iptal edip şuraya 1'i yazayım. Sonrasında burayla şu 1'i yerleştiriyorum. Şu 2 duracak bak tabandaki 2. 2 üzeri 1 oldu. Burası 2 çarpı logaritma 3 tabanında. Orayı olduğu gibi yazıyorum yani okumamın bir anlamı yok. Şöyle kapatalım. Ve bir tane daha kapatsak yetiyor mu? Evet yetiyor tamam. Peki buradan sonrası ne? Bak. Ee, şimdi burası 2 olduğuna göre 2 ile neyi çarparsam 2 yapar 1. Demek ki şurası 1'e eşit. Şu bölüm. Şurası olduğu gibi 1. Tekrar yazayım. Bunlara tabii ki e, logaritmanın kurallarını verdiğimiz zaman hemen çözeceğiz. De şimdi biraz yavaş gidelim istiyorum. Bu 1'e eşit. Onu da burada birazdan göstereyim tamam mı? Şu an bir devam edeyim de şuna. Burada 1 e olsun anladık değil mi? Sonra burayla burayı yerleştiriyorum. Bu sefer şu 3 duracak. 3 üzeri 1. 3 logaritma. 4 tabanında x eksi 2. Ha demek ki şurası da neymiş? 1'miş. Devam edelim bakalım. Logaritma 4 tabanında x eksi 2 1 bulduk. Bunları yerleştiriyorum. 4 üzeri 1. x eksi 2 zaten 4 üzeri 1 4. 2 de onun yanına gitti. x değerine geldi. 6 geldi. Cevap nedir? C şıkkıdır. Şimdi bir de farklı bir açıdan çözelim. Ş şuradan bak ifadeyi bir yazayım. Logaritma 2 tabanında çünkü o çok karışacak o yüzden yeniden yazmak istedim. Böyle bir elimizde ifade var. Kapat, kapat, kapat. Ve bu ne eşit? bir eşittir dedik. Bak bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Onu ayrıca yazayım. Logaritma a tabanında a her zaman 1'dir. Bunu biliyor olsaydık bu soruyu şöyle çözerdik. Şimdi bu 1'se madem şurası 2'dir. Bura 2 ise madem şurası 1'dir. Bak seyret. Burası 1 ise o zaman şurası 3'tür. Burası 3 ise bu sefer renk değiştiğin çok karışacak. Şurası 1'dir. Burası 1 ise şurası 4'tür. Burası da 4 ise x değeridir 6'dır diye çok hızlı bir çözüm yapabilirdik. Anladın değil mi? Tamam. İleride tekrar değineceğiz zaten. Şurayı anlamam benim için daha önemli şimdi. Çok da olmadıysa kafana takma. Bize burada x'in değeri kaçtır diye sormuş. Şöyle yapacağız. Şu ifadeyle şunu yer değiştireceğiz. 3 üzeri 5 ne oldu? 2 üzeri x oldu. Sonra ben şu 3 üzeri 5'i tekrar sağa yazıp şuraya odaklanıyorum. X'i istiyoruz ya bu sefer de burada şu X şu 3 üzeri 5'i yer değiştireyim. Bunu yaptığım zaman logaritma 2 tabanında 3 üzeri 5 eşittir. X kaldı cevabımız. Evet. Bunu bulmamız lazım. O da nerede? Bir bakayım şöyle. Tamam gördüm. 5 şıkkında. Çok yakınlar birbirine de. O yüzden bazen direkt göremiyoruz. Tamam. Denklemini sağlayan x'lerin çarpımı nedir diye sormuş. Bir kere şunları yer değiştirelim. Yani şuranın tamamıyla şu sıfırı yer değiştirelim. 350 sıfır oldu. Burası 2x kare. Olduğu gibi bir yazalım. Şöylece 5. Bu 350 sıfırı da artık düşünmesek, bunun yerine 1'i düşünsek olur mu? Olur. Bu 5'e burayı çarptım. 5 eşittir. 2x kare artı x artı 4. Sonra bu 5'i de ne yaptım? Sağa attım. 2x kare artı x. Kaç geldi burası? Eksi 1 geldi. Şimdi bunun çarpanları ayırmasıyla uğraşmayacağım ben. Köklerinin çarpımını soruyor. Kökler çarpımını bir hatırlayalım. Neydi? C bölü A'ydı. Burada C dediğim sayı şuradaki eksi 1. A dediğim sayıda x karenin kat sayısı 2. Yani cevabımız nedir? Eksi 1 bölü 2'dir. B şıkkıdır diyoruz. Burada şunu yapalım. 2 üzeri x'e a diyelim. Şimdi o zaman burası ne yapar? A kare yapar. Şu eksi a eksi 6 eşittir 0. Çarpanları ayıralım. A-3 A artı 2 eşittir 0 Buradan A değerimiz 3 Ya da A değerimiz ne geldi? Eksi 2 geldi. Çözüm kümesi nedir diye soruyor. Buraya gitmemiz lazım. 2 üzeri x eşittir 3'tür. Veya 2 üzeri x eşittir eksi 2'dir diyeceğiz. Ama burada bir arıza var. Çünkü 2'nin hiçbir kuvveti eksi bir değer türetmez. Buradan bir şey gelmez yani. Unut burayı. Sadece şuna bakmamız yeterli. Şunları yer değiştirelim. Şunlardan bahsediyorum. Bunları yer değiştirdiğimiz zaman hani üstte yer değiştirme yapınca logaritmaya dönüyoruz ya. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir. X olur. Cevabımız bu olmalı. Yani cevap nedir? Bir bakayım. İki tabanı düşürüyoruz değil mi? Cevabımız şıkkı olacak. Diyor ki aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Logaritma 3 tabanındaki 0'dır. Bak bunun doğruluğu şöyle test edelim. Şunu yerleştirdiğim zaman 3 üzeri 0 eşittir 2 mi acaba? Böyle bir şey yok. Çünkü burası 1'e eşit 1-2 eşit değil. Bu yanlış. Şunu yapalım aynı işi. 7 üzeri bak şu 7 ile şu bir yer değiştiriyorum. Şu 7 duruyor. 7 üzeri 1 eşittir 7 mi? Evet bu doğru bunu alacağız. Şuna geliyorum. 1 bölü 3 üzeri 0 eşittir 1 mi? Kesinlikle doğru. Bir sayının 0. kuvveti 1'di. Bunu da alıyoruz. Şuna gelelim. 1 bölü 5 üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü 5 mi? Hayır. Bu yanlıştır. Demek ki buradan 2 tane verimiz doğrudur diyoruz. <laughs>